Merhaba arkadaşlar. Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben her gün baklava yapan birisi olarak bugünkü tarifim yine baklava olsun sizlere. Cevizli burma baklava. Malzeme listesi: 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı suyla iyice karıştıralım. E, bildiğiniz gibi 2 tane farklı baklava hamuru kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesi yağlı yoğurtlu, sirkeli bir hamur. Bir tanesi sadece yumurta, tuz ve undan oluşan bir hamur. Ee, bu hamur ölçüm e, diğer hamurumu biraz daha kolay açabilirsiniz, biraz daha kolay yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu hamurumun e, malzemesi tamamen Gaziantep yöresinde yapılan Antep baklavalarının gerçek hamuru. Bu bu şekilde ve bu tarifi de Instagram'da e, emir tat baklavaları sayfası baklava sayfası olan ustamızdan aldım. Kendisine de teşekkür ediyorum. Baklavam hamurumuzu çok çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika kadar elimizde iyice yoğurduktan sonra e, bezelere ayırdım arkadaşlar. Bezelere ayırmış olduğum hamurlarımı oklavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Bezelerinizin büyüklüğünü yapabilirsiniz. E, ben sipariş çalıştığım için baklavalarımı her şeyi gramla yapıyorum. O yüzden hani size pek uymayabilir arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Oklavanızın büyüklüğüne masanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi daha küçük daha büyük açabilirsiniz hiç problem değil ama önemli olan ince ve güzel açabilmektir. Dediğim gibi bu hamurda biraz zorlanabilirsiniz açmada ama gerçekten çok güzel bir baklavası çok güzel oluyor bu hamurun tavsiye ediyorum sizlere açabildiğimiz kadar ince açalım. Nişastayı ilk önce bol seriyorum. Daha sonra sermemeye çalışıyorum. Ee, hamurumuzu açtıktan sonra mutlaka e, dikkat etmemiz gereken işte elimizden geldiği kadar nişastalı kalmaması. Hamurumun yan kenarlarını kalın olan biraz kenarlarını kestim. Sonra ortadan ikiye kestim hamurumu. Sadece ön kısmına ceviz sereceğim. Cevizli burma yapıyoruz bu sefer. Evet in daha ince bir oklavamla çok sıkıştırmadan bol bol tatlımı sardım. Ve bu kenarında aynı şekilde saralım. Sardıktan sonra arkadaşlar bu şekilde keserek dikdörtgen bir tepsimize yerleştirelim iki tane yandan iki tane uzunlamasına biraz da farklı bir model oldu. Daha e, değişik bir şekil oldu. Seviyorum baklava şekillerini, değişik baklava yapmayı seviyorum. Değişik kesim seviyorum. Bugünkü baklavamı bu şekilde sizlere sunmak istedim. Evet, yaklaşık 200 gram kadar tereyağım var. Onu da erittim. Yan kenarda bekliyor. Üzerinin köpüğünü aldım gördüğünüz gibi Ve tereyağımı bolca üzerine seriyorum e, 165 derecede Hatta 170 derecede Fırında Önceden ısıtmış olduğumuz fırına göndereceğim baklavamı Evet Yağlama işlemimiz bittikten sonra Fırına gönderelim Nar gibi kızarana kadar pişireceğiz e, Ve şerbet ölçümüze geçelim 4 su bardağı su, 4 su bardağı toz şekerimiz ve bir parça limonumuzu kaynatıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar kaynatıyoruz. Daha önce sitemde de, e, kanalımda da arkadaşlar şerbet videosunun tam kıvamını gösteren e, tek video yaptım. Onu izleyebilirsiniz baklava şerbeti ile ilgili. Çok ayrıntılı oldu o videom, çok da e, güzel oldu. Evet baklava şerbetimiz kıvamı olduktan sonra ocaktan alıyoruz. Pişmiş olan baklavamızı ikisi de sıcak bir şekilde buluşturuyoruz. Bana gelen birkaç sorudan arkadaşlar cevap vereyim. Baklavalarımızı önceden yapıp bayramdan önce birkaç gün o şekilde durabilir mi diye soran arkadaşlara baklavanızı yağladıktan sonra üzerini yağlamadan kesinlikle saklamayın. Üzeri çünkü kurur ve görüntü olarak da güzel olmaz. Baklavalarınızı hazırlayın, üzerini yağlayın, derin dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Veya buzdolabının alt kısmında 2 gün kadar bekletebilirsiniz. Pişirip de bekletebilirsiniz arkadaşlar. Pişirdikten sonra şerbetini daha sonra verecekseniz eğer bayramdan önce yapıp bayramda vermek istiyorsanız eğer tekrar baklavanızı ısıtın. Şerbeti sıcak ve baklava sıcak olacak şekilde İkisini sıcak bir şekilde şerbetleyin. Yeni tariflerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.